Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yaptınız mı kahvaltılarınızı? Biz de kahvaltımızı yaptık. Bugün o gün köyden yer alması getirmiştik. Birazını turşuyu koydum. Biraz öyle soyduk yedik. Güzel kıtır kıtır yemesi. Dedim buruşmayı başladı. Bir dedim şöyle havuçlu, zeytinyağlı yemeğini yapıyorlarmış bunu. Biz de deneyelim bir yemeğini dedim. Faydalı. Evet, bin bir derde deva. Yer elmasımız. Yaşlanmayı geciktirir, biraz gençleşelim. Evet. Yaşlanmayı geciktiriyormuş bu. Kalp dostu, Kalp ve damar dostu. şeker düşürürmüş. Evet. Şifa niyetine bir deneyelim dedim. Aynı şey hani kereviz yemeği gibi. Her zaman bulunmuyor ama biz kendi bereketli evimizden getirdik bunları. Ordu varmışmış bir köken. O gazlık biraz ordu bıraktık. Biraz da evi getirdik. Soyduk yedik. Dedim zeytinyağlı yemeğini yapalım bugün. Böyle yemesi bile çok lezzetli. Şey, Yani şifa niyetine. evet, şifa niyetli olacak artık Hı, bu da. Yani şifa. sürekli bulunup yenilen bir şey değil zaten. Evet. Birazını da turşuyu koyduk. Turşuyu koyduğumu biliyordum da yemeğini hiç yapmadım. Turşuda da güzel oluyor. Şu gelen kalan kabuklarını da aşağıda bir yeri köşeye gömelim bakalım Evet. olur orada. Sıdıka'nın hobi bahçesinde köşemiz var ya, oraya dikeriz. Seneye inşallah olurlar bir daha. İnşallah olur. Annem hemen oluyor diyorlar. Yeri biraz kaba olması gerekiyor tabii. Aynı patateskillerden bu da. Evet. Patates gibi. Kök bitkisi. Yemesi de güzel, kıtır kıtır değil mi? Sen de Böyle sevdin. bile güzel. Evet. Yani havuçtan daha yumuşak. Havuç Hem biraz sert. evet. Hem de böyle bir farklı bir güzel bir tadı Ha. var. İnsan yemeye doyamayacak yani. Gevrek Güzel. gevrek yemesi güzel. Çıtır çıtır. Unu soyuyorum. Kabuklarını soyam dedim suyun için. Tabii hemen kararan bir şey. Evet. Sıdıka'nın hayatı kanalında güzellikler içerikleri çok fazla. Bunu da sizle birlikte deneyeceğiz. Eminim ki bu da Deneyeceğim. çok güzel olacaktır. Yer elması yemeğimiz olacak. Bugün sabah kahvaltımızı ettik. Dedim kaç gündür aklımdaydı yapayım diye. Evet. Dolapta olduğu halde şey olmuş biraz hani buruşur gibi Buruşur olmuş. gibi olmuş. Bugün havamız azıcık güneşlendi. Yani bulutlu. Hava Bazen güzel. güneş oluyor, bazen değişiyor ama rüzgar Bugün var. de sanki düne göre biraz daha Evet, dün bayağı havamız var bugün bulutlu. soğuktu. Rüzgar olduğundan dolayı bugün birazcık daha iyi hava. Tabii ki de Sıdıka Sultan nerede? Yine balkonunda, kış bahçesinde. Burayı çok seviyoruz biz. Annem buraları böyle kendi süslüyor. Oldukça güzel oluyor. Şimdi annem bunları soysun. Daha sonrasında aynı şekilde devam edelim. Aynı şekilde devam edelim şimdi. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Evet, yeni elmalarımızı canım anneciğim soymuş, hazırlamış. İçerisine bir de patates koymuş Bir tane de galiba. patates Lezzetine koydum. lezzet kalsın diye. Burayı da havuçlu soğanı onu soyarken koymuştum ben onu yapana kadar. Bu da kavrulsun diye. Havuç Evet. soğan var burada da. Havucumuz, soğanımız. Onlar da Şimdi koyuyorlar. yer almasına patatesimiz koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lezzetler buluşuyor. İkisi bir araya geldiler. Diğer elmalarımızla, patatesimizle, havuçla, soğanla buluştular orada. Şu anda da lezzet sesi çıkartıyorlar. Hemen duyalım mı sesini? Bu lezzetin sesi. Biraz tuz koyalım. Azıcık tuz. Allah razı olsun anneciğimden. Anneciğim hep bizleri böyle sağlıklı yiyeceklerle besliyor. Sizler de mutlaka yapın evinizde. Deneyin şu anda zamanı bulabilirseniz. Bulunuyor Bazen belki. oluyor pazarlarda Bazen oluyor. denk geliyor. Çok da olmuyor evet. Çok nadir bu. Yani çok da yaygın değil ya. Zaten nerede böyle çok faydalı şey var, o nadir bulunuyor. Onlar kavrulacaklar artık, değil Kavrulsun. mi? Ne kadar olur ve onu bakacağız. Ara Kavrulsun. ara paylaşırız zaten Mesela içine içerisine. azıcık su gerekirse bir Hı. çay bardağı kadar koyalım. Evet. Şimdi bu birazcık kavrulmaya devam etsin bakalım. Şimdi Bir ocağımıza de koymuş yanına dünden olduk. kemik suyumuz kalmıştı. Ondan da mis gibi bir tarhana çorbası yapmayı Oo, düşünüyorum. harika olur. Bunun yanına da Tarhana balık. çorbası artık zamanı geldi. Kış Zamanı aylarının geldi. vazgeçilmezi. Tabii. Bol böbrekli. Bundan sonra televizyonda haberlerde göreceğiz zaten. Yani. Tarhana çorbası yiyin, turşu yiyin diyecekler. Sarımsaklı. Turşu Bol tarifimiz nerede? Sıdıkan'ın hayatı kanalında paylaşıldı. Onu da izlemeyi unutmasınlar. sarımsaklı. Evet, haydi Hadi bakalım. bakalım bunlar kavrulsun. Bir bakalım.
Bakalım nasıl yemeğimiz? Aa, anneciğim. Çok güzel gözüküyorlar. Kavrulmaya başlanmış. Kavrulmaya başladı. Görüntüsü çok güzel. Şimdi biraz zerdeçal koydum. Evet, sarılı oradan geliyor. Ama muhteşem bir görüntüsü var. Lezzetin sesi de geliyor. Biraz daha kavrulsun için azıcık da su koyalım. Tamam. O da birazcık daha güzel olsun. Muhteşem bir şey oluyor sanki. Çok da şifalı, çok da besleyici. Sıdıka Sultan, Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi bakalım. O birazcık daha lezzet yolculuğuna devam etsin. Kapansın bakalım kapağı. Gidiyor, pişmeye devam ediyor. Anneciğim, evimizin dört bir tarafına lezzet kokuları sardı. Ben merakla bekliyorum burada. Anneciğimin yemeklerini. Bir kaşık buraya aldım soğusun, bir deneyelim diye. Evet. Sanki oldu gibi o. Oldu. Kapatacağım artık ben onu. Ooo, süper rengi, süper. Görüntüsü harika. Kapatalım. Muhteşem pişiyor. Lezzetin buharı da sizlerle paylaşmış olduk. Lezzetin buharı da geldi ekranlarınıza. Çok az su koydum. Evet. Zaten yumuşacık pişmiş. Harika olmuş. Ne tadını bilmiyoruz. Lokum kıvamında muhteşem bir lezzet oldu. Denemek ister misin bir tadını, bak. Soğusun diye bunu bir kaşık çıkardım. İnşallah yemek saatimize denemiş olayım ben. Sen denersen biraz sonra bir bak bakalım bir nasıl bakalım. Olacak. İnşallah az sonra, biraz sonra akşamleyin yemek soframızda. Tarhana çorbası eşliğinde sunumuz olacak. Sultan yine mutfakta, yine köşesinde. Yine mutfakta. Sıdık Sultan ne yapıyor? Ne yapıyor? Hazır yük kadar çıtır börek. Ooo, çok güzel. Hemen. Tam böyle pratiklik. Akşam üzeri saati. Yanına çay koydum. Çayda ikindi vakti olunca biraz karınlar da acıkıyor. Hemen yufku vardı ıslangı. Ondan dedim şöyle hani çayın yanında bir şenlendir böyle. Çok güzel. Şimdi neler doğruyoruz yanında? Pırasayla. Pırasayla. Pırası almıştık ya dün. Evet. Onun şeyleri, sapları maydanoz. Tamam. Maydanozla pırasa. Zaten her evde bulunan ürünlerde yapılıyor. Peynir, maydanoz, pırasa. Malzemeleri pratik. Yufkamız da vardı zaten. O da pratik. Yufka hazır. Hazır yufka. Isladığım yufkadan yani. Yani bu şimdi aslında çıtır yufka da. Isladık da anne. O da yumuşattık. Ama diğer yufka yer olur. Bununla da olur herhalde. Onunla da oluyor. Çiğden de yiyor, evet, değil mi? Evet. Öyle demek istedim. Evet. Onunla da olur. Yani sizler canınızı börek canım istedim hemen diyorsanız. Pratik. Hemen çayın pratik. Yanında. Çayın yanında. Çay demleninceye kadar hazır olmuş olur. Olur. Sabah kahvaltılarında. Hemen hazır. Mesela çocuklarınız şimdi okuldan gelim saatleri geliyor. Yemek saatinde birazcık vakit kalmış olacak. O arada da çıtır börek yaparsınız. Yanında bir çay ya da bir iki çayı. Süper. Yemek saatine kadar sizleri evet. Oldukça memnun edecektir. Sıdıka Sultan'dan sizlere bir basit bir tarif daha. Evet. Sıdıka Sultan'ın hayatını kanalı pratikliklerle dolu. Değerlendirelim. Evet, malzemelerimizi hazırlayalım. Haydi bakalım bunları şimdi doğradık. Şimdi bahsetmiş olduğumuz kuru yufkalarımız ıslatıldı, yumuşadı onlar. Evet. Zaten kanalımızda sizler de görüyorsunuz ki biz bu kuru yufkayı çok seviyoruz. Güzel oluyor. Bulunduruyoruz evde. Devamlı değil de bu kıymetli. Evet. Her zaman değil, bazı yemekler mesela yufka ile yenecek yemeklerde ıslatıveriyorum. Biraz yağ gelsin. Çok azıcık yağ. Zeytinyağı. Hemen şöyle içini koyuveriyorum. Hemen yufka içerisine yerleşti. Gerçekten de oldukça pratik. Öğrenci evlerinde de pratikçe yapılabilecek bir şey. Herkes yapabilir yani bunu. Altı ince olup atlamasın diye hemen şu kenarlarındakini evet. O fark verdim. Ama püf noktanı atlamayalım. Çünkü yer altı patlayacaktır. İç malzememiz. Dışına yağ koyduğum için içine ekstradan yağ koymuyorum. Evet. Çok yağlı olmasın diye. Az yağlı olması daha makbul. Peynirimiz. Tam yağlı kuru peyniri. Peynirli. Dolabımızda bulunduktan sonra. Dolapta olan peynirlerinizden kaşar olur. O fark etmez. Değil mi? Normal kahvaltılık peynir, beyaz peynirle dahi olabilir yani. İçine ufalarsınız o da olur. İlla bundan olacak diye bir şey yok. Dışındakileri içine kıvır veriyoruz.
Burada önemli olan pratiklik. O börek arzunuzun içerisinden gidermiş olması. Çıtır çıtır olacak. Zaten göreceksiniz şimdi. Şurası biraz ince kalmış. Hemen yanında çayımız da koyulmuş. Siz de kasota yapmış onu da. Saniyeler içerisinde olmuş olacak. Hemen orada. Şimdi altı pişimi ters çevireceğiz. Evet. O altının pişmesini bekliyor olacağız. Evet anneciğim. Altından güzel sesler geldi. Çıtırtı sesleri geldi, lezzetin sesi. Şöyle çevirelim. Pratikçe çevirelim. Az da aksarsa evet olacakmış. Ama biz o seslerimiz geldi, lezzet oldu diyor diye çevirdik. Olsun. Yine kızardı. Evet gördüğünüz sizler de hemen yanında küçük bir tepsiyle, çay tepsisiyle hızlıca çevrilmiş oldu. Kızıka Sultan pratiklikleri size gösteriyor. Şu böreğin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten de harika oldu. Görüntüsü güzel, lezzeti de çok güzel. Yemesi de o kadar güzel oluyor. Çıtır çıtır zaten yemesi gerçekten başarılı oluyor. Hem evde yapmış oluyorsunuz, içerisine koyduklarınız da belli. O da güzel olmuş oluyor. Çayınız da yanında. Süper. Bir yandan Sıdıka Sultan'ın çıtır çıtır börekleri pişerken aynı zamanda yan tarafta da hazırlıklarımız devam ediyor. Değil mi? Evet. Hem daha hızlı olmuş olur çünkü böreğimizin birisi piştiğinde diğeri de soğumamış olur. Evet. Ailece yiyeceğiz. Soğusu da şey oluyor. O gün ben, siz yoktunuz. Yapayım dedim, hazır olsun. Evet. Isı veriyorsun. Yine o çıtırlığı hemen yerine geliyor. Çıtır olursa da güzel oluyor. Evet. Ara ara sallıyor annem onu. Altı böyle güzelce hep her tarafına eşit bir şekilde kızarsın diye. Hemen bu pratikliği püf noktasını unutmayın. Orada altına azıcık yufkalardan da koydu. Üzerine malzemesi. Peynir. Yanına peyniri. Mesela kahvaltı sofralarına da çok güzel. Eminim yakışacaktır. Hayır, bunu yeşillikle peynir de karıştırabilirsin de. Evet. Kaplar ayrı ayrı değişiyor. Olsun. Önemli değil. O zaten içerisinde karışmış oluyor. Bu da kahvaltılık. Kahvaltılık baharat sosumuz. Sıdıka Sultan'ın kendi yorumu. Çok güzel. İçinde oluyordu. Yok yok. İçerisine her şeyden koydum. Domates kurusu, biber kurusu, kekik, leblebi. Zerdeçal. Zerdeçal. Her şey var içinde. Annem onu kendisi hazırlıyor. Kahvaltılarda böyle zeytinlerin üzerine, yaptıklarını zeytinlerin üzerine koyuyoruz. Gayet de başarılı oluyor. Çok da güzel oluyor. Hemen katlayacağız şimdi onları. İşte hepsinin üzerine hazırlayıp devam ediyor. İçine doğru. Poğaça yapar gibi. Şöyle rastgele kıvırdık. Şimdi Ramazan ayları da gelecek. Allah nasip ederse inşallah. Ramazan'da da hemen sahurluk orada da kullanılabilir. Aynen. Gayet de doyurucu olur. Hemen de hızlı da olduğundan dolayı Allah nasip ederse 3 aylar artık az kaldı. Az kaldı. Allah kavuştursun. Allah İnşallah. Tutmak nasip etsin. Bazen de nasip olmayı veriyor değil mi? Bazen evet oluyor. Ekmeğimiz aynı gün ıslanırsa daha yumuşak oluyor. Bunu ben dün mü ısladım, evvelsi gün mü ısladım? Galiba öyleydi. Biraz şey olmuş, suyunu çekince patlıyor. Annelerin hakkı ödenmesi bir zaman ben çok istemiştim. Anne çıtır börek yapalım, çıtır börek yapalım diye. Annem sağ olsun ıslatıvermiş ama bir vaktimiz olmamıştı. Bugün vaktimiz olmuşken yapıp verdi. Allah razı olsun. Evet. Allah tüm ailelerimize güç kuvvet versin. Sağlık, sıhhat, afiyet eksik eylemesin inşallah üzerlerine. Bir tanesini de şey yapalım. Patatesli. Patatesli. Patates vardı. Haşlanmış. Onu çatalla ezverdim. Tamam. O tarz içerikleriniz tabii size bağlı. Şimdi mesela bu kıymalı seviyorsanız kıymalı. Patatesli ise patatesli, peynirli. Artık iç harcı size arzunuza kalmış. Görüyorsunuz ki o çıtır çıtır orada lezzet pişmeye devam ediyor. Çayımız da demlendi. Allah'a sallı yemeği nasip etsin. Şimdi böreğimiz çıtır çıtır lezzetiyle pişti o. Annem onu bir kez çevirmişti biliyorsunuz. Gerçekten de başarılı oldu. Alması da basit. Hemen tabağımızın üzerinde o lezzeti harika börek Sıdıka Sultan'ın böreği pişmiş oldu. Evet pişmiş oldu. Hemen şunu kaydıralım içine. Evet, o tepsinin üzerine hazırladığımız böreğimiz de ocakta pişmek üzere ocağıyla buluştu.
Lütfen sizler de kanalımıza destek olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zillerini de açarsanız yeni video koyduğunuz haberiniz olur. Hatırlatmanın gerekli, benim canlarım biliyorlar zaten onu. Kesinlikle. Tabii canım. Bence abone olmuşlar da bile. Tabii. Olmayanlar da hemen şimdi hemen olmuşlardır. Olur. Teşekkür ediyoruz. Tabii. Onlar zaten biliyorlar. Biraz yırtık. Evet, o birazcık yırtık. Kendinden öyle çıktı. Orayı hemen destekleyelim. Hemen yamarız onu. Patateslisi yapılıyor şimdi. Ben de patatesli yapacağız. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten denediğinizde siz de göreceksiniz. Değerlendirme gibi. Hem pratik. Pratik, güzel. Börek sevilir zaten. İçeriği de belli. İçine patates, kalan malzeme, biraz da peynir koydum. Katlaması pratik. Pratik. İçe doğru katlıyorsunuz. İçe doğru. Dıştan içe doğru. Açılmıyor zaten. Yok, şimdi açılmaz. Gördüğümüz üzere açılmaz. O da orada pişti. Açılmaz. Çayını bekliyor. Şimdi o da pişsin bakalım. Biz onu bekleyelim. Arkadaşı da burada ocakla buluşmak üzere bekliyor. Bir tanesi de pişti. Pişti. Allah olmuş mu? Şimdi bismillah. Oo, ne güzel. Olmuş bile. Hemen altına yapışmasın diye. Çok az yağ. Çok fazla yağ kullanmıyoruz. Az yağ kullanıyoruz. Şöyle. Hemen konuyuldu. Yan tarafta da sizler de çayımızı görüyorsunuz. Tam böyle bir kartpostal kıvamında. Onun üstüne dumanı çıkıyor. Gayet de başarılı oluyor. Şu duman çıkması kış aylarında gerçekten de güzel. İster çizgi günlerde olurdu böyle şeyler. Yanında çıtır çıtır börek. Sıdıkan'ın hayatı kanalında içerikler gerçekten harika. Bunu keselim hem bir yandan. Evet, yapmış olduğumuz çıtır böreğimizi de zaten kesiliyor. Canım anneciğim, ellerine dikkat et. İç malzemesini de görüyorsunuz. Gerçekten de başarılı oldu. Canım anne, el emeğine sağlık. Bu sanancı eder. Sanancı eder. Güzel oluyor ama gerçekten de. Kaşığın da pek güzel değil mi? Kaşığın gerçekten kibarcık. Ha. Harika. Neden sapı kırıldı bunun? Evet. Ama bu ince olduğu için. Spatulam vardı. Evet. O kalın geliyor. Bu ince olduğu için bunu seviyorum. Biz bunun üzerine birçok spatula aldık. Ama evet. Annem illa bundan vazgeçemiyor. Sapı şey ince değil. Benzerini ince. Aldık. Çevirmesi kolay oluyor. Ahşapını aldık. Çeşit çeşit spatulamız oldu ama bu vazgeçilmez. Ha, olmadığından değil. Bunu ya çevirmesi kolay geliyor. Mutfakta alıştıkları oluyor annelerin. İlla onu kullanıyorlar. Elin alıştığı oluyor evet. Ya. O gibi. Şimdi o da pişmeye devam etsin. Pişti. Arkasını çevirelim. Çıtır börekler lezzet yolculuğuna devam ediyor. Çevirmesi de oldukça çay tepsiyle pratik oluyor. Kolay değil. Sizler de yaparken Sıdıkı Sultan usulüyle hemen hızlıca yaparsınız. Yapıyorlardır da. Daha neler tabii ki de. Kesinlikle sizler de yapıyorsunuzdur. Bu tarz börekler, el açması börekler eminim yapanlarınız çoktur. Lezzet çıtır çıtır yolculuğuna. O da başladı. Bir tanesini kesti, diğeri de pişti. Gayet başarılı. Daha sonra ısıttığınızda da tekrar aynı şekle kavuşmuş olacak.
yoğurttan çıtır çıtır börek sofrası kurulmuş. Börek sofrasını kurduk. Çok güzel oldu. Gerçekten de başarılı oldu. Çıtır çıtır tam lezzeti üzerinde. Evet, patatesli, pırasalı maydanozlu. İki çeşitli yaptık. Zaten yapım aşamasını sizler de görmüştünüz. Evet. Tam sonra pişmiş halleri de bu şekilde. Nar gibi kızardılar. Tam kıvam yerinde, çıtırtısı yerinde. Evet. Gerçekten de başarılı. Sizlere de yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hem çok pratik oluyor hem de çok lezzetli oluyor yaptığınızda göreceksiniz. Hem böyle kuru yufka ıslatarak hem de isterseniz yufka alarak. Çiğ yufka alıp yapabilirsiniz. İki türlü olur. Yapması da saniyeler için çay demlenmeden hazır olmuş oluyor. Hazır oluyor. Sabah kahvaltılarında böyle ikinci çaylarından. Evet. Pratik. Yap verin. İyi verin galiba. Evet, biz neredeyiz? Sıdıka'nın hobi bahçesi gibi saydığımız kış bahçemizdeyiz, balkonumuzdayız. Burası da bizim için büyük bir veli nimet. Kış aylarındayız ama sıcacık burada. Sıcacık güneşli. Bayağı bir sıcak oluyor. Hatta cam bile açıyoruz yani o kadar sıcak oluyor. Böreğimizi yiyelim. Afiyet olsun inşallah. Amin. Yanında da zeytinimiz var. O da kendi yapmış olduğumuz zeytinimiz. Çekirdeklerini de kendimiz çıkartıyoruz. Çekirdeğini çıkarmıştık. Geçenlerde göstermiştik. Evet. Bu da o zeytinimiz oluyor. Evet. Kolay zeytin çıkarmanın... Böyle çerez gibi. Yiyoruz artık. Çekirdek olmuyor. Kolay çekirdeğin çıkarmanın püf noktalarını da kanalımızda paylaşıyoruz. Onu da bir göz atarsınız. Evet. Haydi bakalım. Bizlere afiyet olsun. Sizler yapın. Sizlere de olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Videolarımız devam ediyor. Haydi bakalım. Akşam yemeği hazırlıklarımız tarhana çorbamızla bol probiyotikli, içi biberli, kıymalı ve nohutlu. Muhteşem bir lezzetle devam ediyor. Kemik sulu, kuru biberli. Ha, ekstra ne var? Kemik suyu var. Kemik suyu nereden? Sıdıka Sultan'ın kendi yapmış olduğu el emeği kemik suyu. Evet. Evet. Harika oluyor ama. Tarhanamız da kendi tarhanamız. Anneciğim el emekleriyle, elleri emekleriyle yaptı. Allah razı olsun. Evet. Bugün de bir de ne yaptık? Yer elması, zeytinyağlı, havuçlu. Evet. Yer elması yaptık. O da hazır. Yemek için artık orada kendisini hazırlayayım ben de şifa burada diyor. Şifa depo olsun. Dereotlu. Vitaminli. Yer elmasını her zaman bulmamız mümkün değil. Ama bulmuşken de Sıdıka Sultan dedi ki ben bunu da yaparım. Değerli takipçilerimizle de paylaşırım. Onlar da değerlendirirler dedi. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Kış aylarının artık vazgeçilmezi. Bol probiyotik var içerisinde. Zaten bir turşu, tarhana. Bunlar da probiyotik oranı fazla. Tam böyle yağmur da yağıyor dışarıda. Hafiften rüzgar da var. Tam günündeyiz. Ben bunun niyazinde biraz işleri varmış. İçinli malzemeleri koydum hepsini. Evet. Benim biraz çalışmalarım vardı. Ben onları yapmam gerekiyordu. Evet. O arada annem malzemeleri hazırlamış. Bu kaynayacak. Şimdi bunu karıştırarak hafiften kaynamasını bekliyoruz. Daha sonrasında afiyetle soframızda artık servis kısmına doğru ilerliyoruz. Evet. Kolay gelsin anneciğim. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Çorbamız kaynadı. Evet, çorbamız harika görünmeye başladı. Kaynıyor artık. Mis gibi kaynadı. Kokusu harika, kıvamı harika. Çok güzel oldu. Artık şimdi sofra zamanımız. Sofraya geçelim. Artık akşamleyin muhteşem menüsüyle birlikteyiz, baş başayız. Evet anneciğim. Bugün günün sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar. Bugün hep birlikte. Artık akşam yemeği vaktimiz. Ne yaptık? Tarhana çorbası yaptık. Muhteşem bir tarhana çorbası. Zeytinyağlı yer elması. Evet. Kavurması yaptık. Evet. Harika havuçlu. Oldu. Süper oldu. Görüntüsüyle, rengiyle bu muhteşem. Kendi ev yapımı. Evet, faydalı. Turşumuz var yanında. Sıdıka Sultan kendi elleriyle yaptı. Turşumuz.
Yine ve probiyotik deposu çorbamız. Tam bir probiyotik soframız. Evet. Arama çorbası. Kendi yapı yoğurdumuz. Yanında turşumuz. Ve onun yanında da topraktan bütün vitaminini almış oldukça besleyici yarımlısı kavramımız. Sıdıka Sultan yine döktürmüş. Allah razı olsun. Afiyet olsun yavrum. He, şunu da unutmadan üzerine ne banıyoruz? Tıpkı ısıtması için pekmez. O kim yaptı? Yine Sıdıka Sultan yaptı. Maşallah. Allah eline koluna güç kuvvet versin. Amin. Evet anneciğim. Hadi biz yemeğimizi yiyelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Biz yemeğimizi yiyelim. Sizler de yapın mutlaka. Yiyenlere afiyet olsun. Yemeyenlere nasip olsun diyelim. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bakın. Allah'a emanet olun. Sıdıka'nın hayatı videolarımız devam edecek. Bizleri takipte kalın.